Yer şekillerinin son kısmı göllerden bahsedeceğiz. Ondan sonra ekonomik coğrafyaya hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Ama göller bizim için önemli. Detaylar var. Bol tekrarlı bir şekilde halledersek bence olayı çözeriz. Belli bir çanak içerisine su birikmesiyle göl oluyor. Ben diyorum ki göllerin kendisi çanak nasıl oluşuyorsa o mantıkla değerlendirilir. Yani doğanın kendi faaliyetleri sonucunda çanaklar oluşursa doğal göl, insanlar yaparsa set göl. Yani baraj göl ortaya çıkar hikayesi var. Hemen düşünüyorum, Anadolu yaşlı mıydı genç mi? Genç. O zaman Anadolu'da bol bol deprem varsa tektonik göllerin sayısı az mıdır fazla mı? Fazla. Yani depremler sonucunda daha çok çanaklar oluşuyor ve su doluyor. Tektonik gölün sayısının fazla olması normal. Yerlerine bakacağız. Volkanik göller Türkiye'de var. Hangi iki bölgede olabilir? Karadeniz, Akdeniz mi? Doğu İç Anadolu'da mı? Doğu. Harika. Karstik gölleri nerede arayalım? Akdeniz'de, harikasınız. Buzul göller varsa ki var, ovalarda mı olur, dağlarda mı? Dağlarda. 2200 metrenin üstüne yükseklere gideceğiz ve set göller bizim için önemli olacak. Burada bir de ekleme, bir güncelleme yapacağız. Herkes için bir güncelleme olacak. Nereden başladım? Türkiye'nin tektonik göllerinden kendileri karşımızda. Elinizde olan kitaplardaki haritalardan da takip edebilirsiniz beni. Ve Sapanca ile başlıyoruz. Sapanca, İznik, Olubat, Manyas. Manyas'ı gördüm durdum. Kuş cennetini duyduk mu? Kuş cenneti Manyas'ın kendisi hangi ilde? Balıkesir'de yer alıyor. Turizm konusuna hazırlık yapalım. Bunların yerini il olarak bilmemiz gerekiyor. Manyas kuş cenneti nerede? Balıkesir'de. Geldim Güney Marmara'dan İç Anadolu bölgesine. Kim var bakalım? Eber. Sonra Akşehir içerisindeyim. Konya içerisindeyiz bu arada. Ilgın ve Tuz Gölü'nün kendisi benim için önemli. Bu arada Tuz Gölü ve Seyfe'ye dikkat. Tuz Gölü ve Seyfe'nin özellikleri benzer. Neden olduğunu anlayacağız. Tuz Gölü bu. Bana söyleyin, Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesi Karadeniz mi, İç Anadolu mu? İç Anadolu. İç Anadolu bölgesinde su potansiyeli azdır, doğru mu? Bir göl ne ister? Su ister. İç Anadolu bölgesiniz, gölsünüz ve suyunuz az. Bir de yazın aşırı sıcaklığın etkisiyle su potansiyeli tamamen azalıyor. İlkbaharda ya da kışın aldığınız yağışla tekrar artıyor, yazın azalıyor derken yıl içerisinde su potansiyeli en fazla değişen göl Tuz Gölü oluyor. Bir de su potansiyeli azalınca tuz katmanı kalıyor mu? Evet, Türkiye'nin önemli bir tuz üretim alanı oluyor mu? Evet, Tuz Gölü'nün kendisine doğru gidiyoruz. Gerçek görüntüler. Hemen yanında bir göl daha var dedim. Kim o? Seyfe'nin de görüntüsü aynı. Aynı arazide, aynı iklim bölgesinde benzer özelliklerle ön plana çıkması normal. Seyfe Gölü burada, Tuz Gölü burada, özellikleri benzer olduğunu lütfen unutmayın. Anlaşılıyor mu acaba? Önemli dedik, değerli dedik. Tuz Gölü'nün kendisini hemen göller yöresine doğru bağlayacağız. Göller yöresi deyince aklınıza Akdeniz gelsin. Nereye bakalım? Adana mı, Antalya mı? Antalya bölümüne, il olarak Isparta, Burdur çevresine bakacağız. Yani göller yöresi dediğimiz yer burası. Türkiye'de doğal gölden fazla olduğu yer olma özelliğiyle karşımıza çıkacak. Şimdi o göllerin kendisini beraber değerlendirelim. Bakalım kim var? Acı Göl. Sonra ilerliyorum, Burdur Gölü. Sonra Beyşehir, Eğirdir, Kovada göllerinin kendisi burada. Şimdi ben diyorum ki bir göl belli bir çanak içerisine su birikmesiyle olur. Eğer o gölden su dışarı çıkarsa gölün gideni olur. Gölden su giderse devir daim olur, suyu tatlı olur. Ama gitmezse, aynı çanak içerisine kalırsa arazinin yapısına etkilenebilir. Arazinin yapısına göre gölün suyu acı olabilir, tuzlu olabilir ya da sodalı olabilir. Ben diyorum ki göller yöresindeki arazi karstik. Genellikle buradaki göllerin suları tuzlu. Ama bunlar içerisinden suyun dışarı akıtan varsa, gideni olan varsa benim için soru kalıbı olabilir. Kim onlar? Beyşehir, Eğirdir, Kovada. Beyşehir, Eğirdir, Kovada göllerinin gideni var. Bu göllerin suları tuzlu mu, tatlı mı? Tatlı. Hatta Beyşehir'den çıkan su alt akıntıyla Eğirdir'e geliyor. Oradan Kovada'ya geliyor. Oradan Aksu'yla Akdeniz'e gidiyor. Bir su denize kadar giderse kapalı mı, açık mı? Açık havza olma özelliğiyle de karşımıza çıkar. Türkiye'de biliyorsunuz kapalı havzalar genelde iç bölgelerde, Van Gölü içerisinde, Tuz Gölü içerisinde, göller yöresi içerisinde diye ifade ediyoruz. Ama bu göller içerisinden açık havza olanlar gerçekten bizim için değerli olabilir. Çok detaylı bir bilgi ama yine de duymuş olun. Beyşehir, Eğirdir, Kovada gölleri hem suları tatlı hem de denize gidiyor. Kapalı mı, açık mı? Açık havza deyin. Unutmayın, bizim için önemli olabilir. Dedik, geldik nereye? Hazar. Bu Hazar Elazığ çevresindeki Hazar. Dünyanın en büyük gölüyle karıştırmayın. Bu Hazar bizim Hazar. Diyarbakır'la Elazığ arasında bu arada. Bilmiyorum yolculuk yapan var mı? Oradan dinleyen arkadaşlar da vardır. Genellikle yazlık olarak kullanılan yerlerden bir tanesi burası. Çok güzel bir yer. Mekan da güzel, bilginiz olsun. Bu arada Hazar gölünden dışarı çıkan suyun adı Dicle. O zaman Hazar suyunu dışarıya akıtıyor. Suyu tuzlu mu olur, tatlı mı? Tatlı mantığı da buradan gelir. Dikkat edin, Hazar'ın hikayesi de buna bağlı diyoruz. Bir gün giderseniz
Elazığ Hazar Çelisi'ne. Fotoğraf çektiğiniz güzel bir yer. Mangal da yapın. Çok iyi yerlerden bir tanesi. Bir bakıyorsunuz Hazar gününde yüzmeye başlıyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız elinizde mangal. Basra'dasınız. Nereden geldik demeyin. Elazığ Hazar'dan çıkan suyun adı Dicle. Dicle nereye gidiyor? Basra'ya. İnsanın başına her şey gelebilir, aman dikkat edin. Nazik Gölü'nün kendisi Van Gölü. Erçek burada. Van Gölü benim için önemli. Duyduk mu acaba? Türkiye'nin en büyük gölü. Van Gölü'nün kendisi suyun dışarıya akıtamıyor. Arazinin yapısına etkileniyor. Suyu sodalı mı tuzlu mu? Sodalı olarak karşınıza çıkar. Hatırlıyor muyuz? Üzerinde taşımacılık var mı? Göllerden taşımacılık açısından yararlanma var mı? Var. Van Gölü'nün kendisi bizim için önemli. Bu Elazığ içerisinde baraj göllerimiz var. Onların üzerinde de feribot seferleri var. Kevan Karakaya hattı üzerinde dikkat edin. Ama doğal göl açısından Van Gölü'nün bu özelliği dikkat çekici olabilir. Bir de üzerinde bir ada var ada. Akdamar Adası. Akdamar Kilisesi nerede? Van'da. Van Gölü'nün kendisi benim için önemli. Ama hocam ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için ben sizin için gittim Van'a. Van Gölü'nden bir görüntü gelsin bakın. Evet, Van Gölü burası gerçekten efsane alanlardan bir tanesi. Van Gölü'nü görüyorsunuz, Akdam Arası'nı da görüyorsunuz bu arada. Niye bu pozisyonda çekim yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Buraya gittim, burada bekçi bir amca var. Dedim ki ben coğrafya öğretmeniyim, burada çekim yapmam gerekiyor. Ama dedim yüksek bir yere çıkmam lazım, burayı gösterdim. Çünkü buranın görüntüsünü almam lazım dedim. Dedi hocam oraya çıkamazsın, yasak bölge dedi. Dedim niye yasak bölge ki? Martılar var dedi, saldırıyorlar dedi. Dedim ki bir kuş ne kadar saldırabilir ki? Ben dedim her şey eğitim için oraya çıkmak istiyorum. Tamam hocam dedi, buyur gidebilirsin dedi. Hani git de görürsün gününü bir buyur oldu ama. Neyse biz yürümeye başladık. 10 adım sonra arkamdan bağırdı. Yılanlara da dikkat edin ha. Dedim işler değişiyor şu anda. Yani martı tamam ama yılan varsa sıkıntılı. Cidden bir yerden yılana bakıyorum burada yerde. Bir taraftan da martıları kesiyorum. Martılar çünkü beni ayağa kaldırmadılar. Bakın bir kamera arkası gelsin isterseniz. Ayağa kalkıyorum. Evet. Geliyor. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Çıkışta görüşürüz diyorum burada. Yani bu sortiyi ben oraya her ayağa kalktığım zaman yaptılar. Maalesef ayağa kalkamadım ve oturduğum yerden ders anlatmak zorunda kaldım. Van Gölü'nün böyle bir hikayesi var ama giderseniz de güzel yerlerden bir tanesi bakın. Buralarda gidip de suya girme durumunuz var. Bahsetmiştim. İranlı kardeşlerimiz gelip burada bol bol suya giriyorlar diyoruz. Bayağı turist almaya başladı yani buralar. Van Gölü dedik. Akdamar Arası Akdamar Kilisesi'nin kendisinde hatırlamış olalım. Benim için önemli, değerli diyorum. Peki hatırlıyor musunuz genel videolardan, ilk videolardan? Meriç hangi ülkeyle doğal sınır? Yunanistan. Asya hangi ülkeyle doğal sınır? Suriye. Dicle'nin kendisi Irak'la, Aras'ın kendisi Ermenistan sınırını yapıyor. Bunu neden tekrar vurgulamadım? 2021'de sordular çünkü. Ama neyi sormadılar? Türkiye'nin akarsuları, Türkiye'nin komşularla doğal sınır yapıyor da Türkiye'nin gölleri komşularla doğal sınır yapar mı? Yapar. Aktaş'ı görüyor musunuz Aktaş'ı? Aktaş hangi ülkeyle doğal sınır yapıyor? Çok detay ama hedefimiz soru kaçırmak istemiyoruz. O yüzden bu detaylara hakim olmak istiyoruz. Aktaş Gürcistan'la sınır yapıyor. Tam bu gördüğünüz alanda, bu da bizim için önemli oluyor. Yani Türkiye'nin gölleri Türkiye'nin komşularıyla doğal sınır yapar mı? Yapar. Aktaş. Kendisi de bu Gürcistan sınırında olduğunu genel kültür olarak anımsayın. Var mı problemimiz? O zaman bana tekrar söyleyin. Türkiye'nin en büyük gölü kim? Van Gölü. Suyu sodalı mı tuzlu mu? Sodalı. İnci Kefali var mı? Var. Akdamar Arası Akdamar Kilisesi var mı? Var. Yıl içerisinde su potansiyeli en fazla yaşayan göl Tuz Gölü. Türkiye'de doğal göl en fazla Karadeniz'de mi Akdeniz'de mi? Adana mı Antalya mı? Antalya'da. Beyşehir Eğirdir Kovada göllerinin suları tatlı mı tuzlu mu? Açık mı kapalı mı? Çok güzel. Bu arada Türkiye'nin en büyük gölü hangisiydi? Van. Sodalı. İkincisi hangisi? Tuz Gölü. Tuzlu. Üçüncüsü Beyşehir tatlı olduğuna göre. Türkiye'nin en büyük tatsu rezervi kim? Türkiye'de göllerden içme suyu temin açısından yararlanma var mı? Var. Doğal göller içerisinde Beyşehir genelde sular tuzlu oluyor ya da acı oluyor ya da sodalı oluyor. Türkiye'nin en büyük tatsu rezervi olması açısından gerçekten bölge için çok değerli olduğunu söyleyeyim. Beyşehir'in de böyle bir hikayesi var. Hangisi kuş cennetiydi bu arada? Manyas kuş cenneti hangi ildeydi bu arada? Çok güzel. Türkiye'nin gölleri Türkiye'nin komşularla doğal sınır yapar mı acaba? Aktaş hangi ülkeyle doğal sınır? İlerliyoruz. Duyduk mu acaba? Dünyanın nazar boncuğu kim? Mekke Gölü, Mekke Tuzlası bir...
Volkanik göldür. Volkanik gölleri sordular. Hangi volkandan tam tepesine göl var dediler. Nemrut. Hatırlıyor musunuz? Volkan daha Bitlis'teydi. Onun tam tepesine göl var diye anlatmıştım. Ve o Nemrut gölü olduğunu hatırlatayım. Aygır detay yok. Gölcük Isparta'da. Çok güzel mangal yerlerinden bir tanesi giderseniz oralara. Ama en önemlisi Meke. Meke bu. Dünyanın nazar boncuğu Meke gölü, Meke tuzası nerede? Konya'da. Ben bilmem, görmediğine inanmam videolarına yeni bir bakış açısı geçirdik. Bakalım yeni serimizi beğenecek misiniz arkadaşlar? Meke gölü, Meke tuzası için ben bilmem, görmediğine inanmam diyenler için başka bir açıdan olaya bakıyoruz. Buyurun. Ben bilmem, görmediğine inanmam diyenler için Meke Gölü, Meke Tuzası'nın olduğu yerdeyiz. Burası neresi? Burası dünyanın nazar boncuğu. Burası bir mağar gölü. Lütfen unutmayın. Neresi burası? Konya'da yer alan Meke Tuzası tam Karapınar'da yer alıyor. Bu gördüğünüz alanda Ramsar Sözleşmesi kapsamında da koruma altında. Ama maalesef gördüğünüz gibi kurumuş, maalesef kurumuş diyelim. Umarım eski günlerine kavuşur. Meke Gölü, Meke Tuzası, Konya'da. Gördüğünüz gibi dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, Meke Tuzası'ndan farklı görüntüler. Beğendiniz mi görüntüleri? Evet. Klip de ekledik. Arada ders çalışırken eğlenirsiniz diye. Güzel yerlerden bir tanesi. Bir volkanik göl olduğunu unutmayın. Meke Gölü, Meke Tuzası neredeymiş? Konya. Konya'da. Ramsar Sözleşmesi, İran Ramsar kente yapılan sulak alanları koruma sözleşmesi bu arada. Nemrut'un kendisi, Bitlis'teki Nemrut'un kendisi en son koruma altına alınan yer. Bilginiz olsun, çok detay ama Meke Gölü, Meke Tuzası neredeymiş diye sorarlarsa ne diyeceksiniz? Konya. Konya diyeceksiniz. İlerliyoruz. Duyduk mu acaba Türkiye'nin Maldivleri kim? Salda Gölü'nün kendisi bir volkanik mi, karstik mi? Karstik diyeceksiniz. Elmalı Kestel, Avlan, Salda Suğla, Karstik Göl, en önemlisi bu. Salda Gölü'nün kendisi bir karstik göl ve Salda Gölü nerede? Burdur'da. Gördüğünüz gibi güzel mekanlardan bir tanesi Salda Gölü'nün kendisi. Eski görüntüsünün bir tık uzağında olduğunu görebiliyorsunuz ama NASA biliyorsunuz araştırma yapmak için başvuru yaptı. Dedi ki ben burada bir araştırma yapayım çünkü Mars'taki gölün yapısına benzeyen bir yapısı var dedi burada. Dünya üzerine araştırma yapmak, yani milyarlarca dolar harcıyorsunuz, oraya mekik gönderiyorsunuz vesaire. Ona göre çok daha ucuz maliyet. Güzel yerlerden bir tanesi. Bir gün Burdur'dan Denizli'ye doğru gitmek isterseniz arada mutlaka uğrayın. Salda Gölü'nün kendisi bir karstik gölmüş. Görüntülerde böyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin Maldivleri olduğunu ayrıca unutmayın. Diyoruz, ilerliyoruz. Var mı Türkiye'de buzul göl? Buzul göl, sirk göllerin kendisi diğer adıyla, var mı sorusunun cevabı var. Nerede var? 2200 metrenin üstünde yüksek dağların olduğu yerde buzul göller olur. Türkiye'de buzul göller var mı? Var. Gördüğünüz gibi buzul göllerden bir örnek. Buzulun yaptığı çanak içerisinde su dolmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. İsimlerine dikkat etmeyeceksiniz. Burada önemli olan hangi buzul gölün, daha doğrusu haritada buzul gölün nerede olup olmadığına dair bilgiler. Bunlar coğrafyanın döngü sorularından bir tanesidir. Böyle birkaç yılda bir tekrarlanan sorulardır. Böyle bir Türkiye haritası verecekler size. Nerede buzul göl var ya da yok diye soracaklar. Tahminen nerede olabilir? Marmara'da mı, Doğandolu'da mı? Doğandolu bölgesindeki en önemli yer Cilo. Cilo Dağı, Cilo Dağı, Sat Dağı'nın kendisi. Hakkari de biliyorsunuz. Kardeşim Ramazan Yetkin'in zoomlayıp da gösteremediği yer burası biliyorsunuz. Cilo Dağı'nın hikayesi böyle. Peki Doğu Anadolu bölgesinde buzul göller var. Karadeniz bölgesinde buzul gölleri nerede arayalım? Orta Karadeniz'de mi, Doğu Karadeniz'de mi? Doğu Karadeniz'de. Akdeniz'de nerede olabilir? Çukurada mı, Toroslar'da mı? Toroslar'da. Çok güzel. Marmara bölgesinde buzul göl Yıldız'da mı olur yoksa Uludağ'da mı? Uludağ'da. Yıldız'da yok. Uludağ'da buzul gölün kendisi var diyeceksiniz. Ama şununla karıştırmayın. Güncel buzul diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Hani buzul gölün etrafında böyle kar 12 ay kalabiliyorsa ona güncel buzul diyorduk.
Güncel buzullar genellikle buzul göllerinin olduğu yerdeki yükseltide oluyor. Bir yerde yok sadece. Buzul gölünün olduğu, güncel buzun olmadığı tek yer. Uludağ'da. Tam burası. Yani Uludağ yaz aylarında eriyor oradaki karların kendisi. Burada güncel buzulları çok fazla göremiyoruz ama buzul göl var. Karıştırmayın. Anlaştık mı? Buzul göllerle ilgili hikaye bu dedik ve set bizim için Cilo Dağı'nın kendisi en popüler alanlardan bir tanesiydi dedik ve toparlama gelecek ama hemen neye bakalım set göllere. Bir set oluyor, arkaya su birikiyor, göl oluyor. Bu seti meydana getiren volkanik patlamaysa volkanik set göl olur. O seti meydana getiren akarsu biriktirmesi alivya set çok önemli burası. Seti meydana getiren dalga biriktirmesi kıyı set soruldu. Seti meydana getiren heyelan olaysa heyelan set nerede olabilir? İç Anadolu mu Karadeniz mi? Çok güzel. Bu yeni. Bunu ekleyeceğiz. Bunu güncelleyeceğiz. Bunu herkes güncelleyecek arkadaşlar. Çok detay var yer şekilleriyle ilgili. Böyle bir anda her şeyi ön plan çıkarmak istemiyoruz ama bunlar kitaplarda olmayan bilgilerden bir tanesi arkadaşlar. Son zamanlarda bayağı televizyonlarda haber olmaya başladı. O yüzden ön plan çıkartıyorum ben de. Traverter biliyorsunuz değil mi? Karstik biriktirme şekliydi. Traverter set göl. Yani traverter bir vadinin önünü kapatırsa arkaya su birikirse göl olur. Traverter set gölümüz dünyada tek Türkiye'de var. Ön plan çıkmaya başladı son zamanlarda. Erzincan'a, Otlukbeli'ye gideceğiz. Birazdan bakacağız. Bunu da ekleyeceğiz. Ama şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Volkanik set göllerden. Volkan dağı patladı. Set oldu. Volkanik set göl oldu. Türkiye'nin en büyük gölünün adı neydi? Van Gölü'nün kendisi bir tektonik göldü. Doğru mu? Aynı zamanda volkan dağı patlamasıyla volkanik set göl olur. Hangi volkan dağın katkılarıyla? Nemrut'un katkılarıyla volkanik set göl oluyor. Detay biraz ama belki bu detaylar işimize yarar. Böyle bir hikaye var Van Gölü ile ilgili. İki özellik olabiliyor göllerde. Yani volkanik set artı tektonik. Mesela tektonik göller diye anlattım. Antalya içerisindeki göller, yöresindeki göller hatırlıyor musunuz? Ama karstik özellikleri de vardır. Yani karstik araziden dolayı iki set, iki özellik olabiliyor. En popülerinin bu olduğunu söyleyeyim. Van Gölü'nün kendisi. Ama bizim için daha popüler bir göl var burada. Çıldır. Ağrıdağ'ındaki Çıldır Gölü'nün kendisi kışın donuyor. Kesiyorum, balık avlıyorum. Hatta Doğu Ekspresi vardı, bilmiyorum gittiniz mi? Ona binip işte en son noktada gidiyorsunuz, gölün üstünde geziyorsunuz vesaire. Olaylar vardı. Turizm açısından bize değer katıyor mu Türkiye'nin gölleri diye sorarlarsa. Evet deyin, burada Van Gölü'ne dikkat edin. Bizim için önemli olan sanki o. Alivya Set Gölleri 99'da sordular. Hangisi Alivya Set Göl? Cevap Köyceğiz'di. Böyle bir soru belki tekrarlanabilir. Ama Bafa Gölü'ne dikkat. Diğeri de Çamiçi. Marmara Gölü. Ege'de. Eymir Mogan. Çok uzağa gitmeyelim değil mi? Mogan Gölü deyince aklınıza ne geliyor? Gölbaşı değil mi? Eymir Mogan. Gidiyor musunuz Gölbaşı'na gezmeye? Eymir'e mi gidiyorsunuz, Mogan'a mı? Eymir daha mı güzel? Yani Ankara'ya gelenler hangisine gitsin? Mogan'a mı, Eymir'e mi? Eymir'e gitsin. Eymir'e gitmeniz gerekiyormuş, bilginiz olsun. Mogan Gölbaşı. Gölbaşı'nın düğün salonu var. Ama Eymir daha çok böyle bisiklette gezmelik alanlardan bir tanesi. Uzun Göl'ün kendisi için neredeyiz? Trabzon'da. Uzun Göl'ün kendisi bir alivya set göl. Ayrıyeten heyelan özelliği de gösteriyor. Heyelan set göl. İki özelliğe sahip olduğunu söyleyeyim. Uzun Göl alivya set artı heyelan set göl özelliğiyle karşımıza çıkıyor aynı zamanda. Burada şöyle bir soru kalıbı gelebilir. Hani en son çıkan soru kalıplarının benzeri niteliğinde olduğu için türetmeye çalışıyorum. Bafa Çamiçi, Eymir Mogan'ı verse, bunlardan bir iki tanesini verse, bu göllerin oluşmasına seti yapan hangi dış kuvvet diye sorsa, akarsu mu, rüzgar mı, dalga mı, yoksa volkanizma mı? Akarsu. Volkanizma çok dış kuvvet olmadı ama. Sonuç olarak da akarsuyun kendisi bir alivya set göl hikayesiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için önemli ve değerli oluyor diyoruz. Anlaştık mı acaba? Neden böyle bir soru kalıbı yaptım? Çünkü sordular. Büyük ve küçük çekmeceyi verdiler. Burada seti yapan hangi dış kuvvet? Dalga diye sordular. Dalga biriktirme. Kıyı set göl. Yani kavramsal adıyla duyduk mu acaba? Bir koy önü kapanıyorsa ne oluyor? Lagün, deniz kulağı. Hatırladık mı? Kıyı set göllerin büyük ve küçük çekmeceyle örneği var. Terkos, sonra Samsun çevresinde ve Adana çevresinde de benzer özellikleri kıyı set gölleri görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama sordular, burada seti yapan neymiş sorusunun cevabı, dalga mantığıyla sorduklarını söyleyeyim. Sorunun gelmediği yer belki bizim için daha dikkat çekici olabilir. O yüzden alivya sete dikkat, bir de heyelan sete dikkat. Heyelan Türkiye'den fazla. Nerede? Karadeniz'de. Karadeniz bölgesinde heyelan olayının fazla olması tabii ki neye bağlı? Eğim ve bol yağışa bağlı diyebilir miyim acaba? Evet deyin. Evet.
Evet. Eğim ve yağışın katkılarıyla o zaman heyelan en fazla Karadeniz'de oluyor. Kar erimeleri de bunu tetikliyor. O yüzden heyelan Karadeniz'de en fazla ilkbaharda oluyor. Kar erimelerinin katkılarıyla. Çünkü yağmur yağdığı zaman direkt toprağın içerisine nüfus etmez ama kar direkt toprağın içerisine nüfus ettiği için eğimle birlikte devam ediyor. Şöyle bir veri var. Doğal afetler içerisinde en fazla görülen doğal afet heyelan diyoruz. Hocam biz her gün sallanıyoruz diyor mesela şu anda Afyon ya da Manisa hatta Denizli hattı. 1.2 nokta Elazığ hattı ya da Malatya hattı. Ama çok şükür ki o 1.2 nokta can ve mal kaybına neden olmuyor. Doğa olayıdır deprem. Heyelan bir doğa olayıdır. Eğer can ve mal kaybı olursa doğal afet olur. Bakın hikaye böyle başlıyor. O zaman 1.2 noktada can ve mal kaybı olmadığı için deprem değil de heyelan burada ön plan çıkıyor. En fazla görülen doğal afet hikayesinde. Çünkü mutlaka bir mal kaybı var. Yani toprak kayıyor sonuçta gibi düşünebilirsiniz. Ama şunu söylemeye gerek var mı acaba? Bugüne kadar görülen doğal afetler içerisinde en fazla görülen, daha doğrusu en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet? Maalesef deprem. Maalesef diyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Bir doğa olayı olduğunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bunlar bir doğa olayıdır. Önlem almazsanız doğal afet olur hikayesini de unutmayalım. Bu da bizim için önemli olabilir. Doğal afetlerle ilgili bu cümleleri de buradan bağlamış olalım. Ama heyelan set göllere bir bakalım isterseniz kimler var? Trabzon'da Sera, Erzurum'da Tortum, Bolu'da Avant, Yedigöl, Sülük Gölü, Amasya'da Borabay, Tokat'ta Zinav Gölü var. Bir daha söylüyorum. Trabzon'da Sera, Erzurum'da Tortum, Bolu'da Avant, Yedigöl, Sülük Gölü, Amasya'da Borabay, Tokat'ta Zinav. Beraber söyleyelim. Trabzon'da kim varmış? Sera. Sera. Erzurum'da Tortum, Bolu'da Avant, Yedigöl, Sülük Gölü, Amasya'da Borabay, Tokat'ta Zinav Gölü'nün kendisi benim için önemli. Ama daha değerli bir cümle gelsin mi? Türkiye'nin ilk milli parkı kim? Yozgat Çamlı, Türkiye'nin son milli parkı Avans. Nerede Avans? Bir güncel veri daha geldi arkadaşlar. Türkiye'nin son milli parkı güncellendi. Avant oldu. Avant nerede? Bolu'da diyeceksiniz. Bu da bizim için önemli olacak. Anlaşılıyor mu acaba? Unutmayın. Unutturmayacağız. Ama lütfen siz de unutmayın. Var mı problem? Önemli dedik, değerli dedik ve göller hikayesini bağlayacağız. Ama şimdi güncellemenin olduğu bir yere geldik. Dedik ki yeni bir güncel cümlemiz var. Kim o? Sarı Arter Set Göl. Ekliyoruz arkadaşlar. Tüm ekip eklesin. Kitapları ayrıyeten oraya boş bir yere yazın. Traverter karstik biriktirme şekliydi. Denizli Pamukkale biliyorsunuz. Traverterlerin ünlü bir yer. Ve bunun bir vadinin önünü kapatıp bir fayla birlikte ortaya çıkıyor. Tabii sıcak suyun etkisiyle birlikte ortaya çıkan bu karstik kayaçların bir vadinin önünü kapatmasıyla birlikte arkaya su birikiyor gördüğünüz gibi. Arkaya su birikince küçük çaplı olsa bir göl oluyor. O da dünyada tek olarak ön plan çıkıyor. Otlukbeli'nin kendisi Erzincan'da yer alıyor. Yani çok detay ama bunu da vermemiz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Bir genel kültür bilgisi olsun her şeyden öte. Traverter Set Göl de varmış Türkiye'de. Dünyada tekmiş ve Erzincan Otlukbeli bizim için örnekmiş diyelim. Erzincan'a da sevgiler, saygılar vardı. Anlaştık mı acaba? Otlukbeli'nin kendisi bir Traverter Set Göl ve nerede? Erzincan'da hikayesi de bizim için önemli olabilir. Bir toparlayalım, siz de bana söyleyin. Türkiye'nin en büyük gölünün adı neydi? Van Gölü'nün suyu sodalı mı, tuzlu mu? Sodalı. İnci Kefali var mı? Var. Akdamarası Akdamar Kilisesi var mı? Var. Yıl içerisinde su potansiyeli en fazla değişen göl? Tuz Gölü. Türkiye doğal göl en fazla Karadeniz'de mi, Akdeniz'de mi? Akdeniz. Adana mı, Antalya mı? Antalya. Antalya. Beyşehir'dir Kovada göllerinin suları tatlı mı, tuzlu mu? Tatlı. Açık mı, kapalı mı? Açık. Hangisi kuş cenneti? Manyas. Manyas. Çok güzel. Bana söyler misiniz acaba? Türkiye'nin gölleri, Türkiye'nin komşularla doğal sınır yapar mı? Aktaş Gölü'nün kendisi hangi ülkeyle doğal sınır? Gürcistan. Gürcistan. Peki söyler misiniz acaba? Meke Gölü, Meke Tuzlası'nın kendisi bir karstik mi, volkanik mi? Volkanik. Söyler misiniz acaba? Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri volkanik mi yoksa karstik mi? Karstik. Söyler misiniz acaba? Türkiye'de buzul göller var mı yok mu? Var. Var. Türkiye'de buzul göller için nereye bakalım? Marmara mı, Doğu Anadolu mu? Var. Ortada mı, Doğu Karadeniz'de mi? Doğru. Çukurova'da mı, Toroslar'da mı? Doğru. Yıldız'da mı olur, Uludağ'da mı? Buzul göllerinin olduğu yerde genellikle güncel buzullar oluyor ama buzul gölünün olduğu ve güncel buzun olmadığı yer Uludağ hikayesinde ayrıyeten. Unutmayın, benim için önemli olabilir çünkü bu. Peki ilerlemeye devam ediyorum, hatırlamaya devam ediyorum. Türkiye'nin en büyük gölü kim? Van Gölü'nün kendisi volkanik set artı tektoniktir, doğru mu? Volkanik set olmasını sağlayan volkan dağın adı ne?
Nemrut Bitlis'te yer alıyordu. Peki söyler misiniz bana Bafaçam içini versem, Eymir Mogan'ı versem, Uzun Göl'ü versem burada oluşumu sağlayan şey dalga mı akarsu mu? Ali Vyaset Göl hikayesini unutmayın. Peki büyük ve küçük çekmecede seti yapan neydi? Diye sordular. Peki Helen en fazla İç Anadolu'da mı Karadeniz'de mi? Trabzon'da kim var? Sera. Erzurum'da Tortum. Bolu'da Avant, Yedigöl, Sülük Gölü, Amasya'da, Tokat'ta. Heylan Set Gölü'nün kendisi Karadeniz'de. Bu arada Türkiye'nin son milli parkı kim? Avant nerede? Var mı Türkiye'de Traverter Set Göl? Var. Dünyada tek Otluk Veli. Hangi ilde? Erzincan'da. İnsanlar set yaparsa baraj olur. Baraj göl olur. Baraj göl deyince benim aklıma Türkiye'nin en büyüğü gelir. Kim? Atatürk. Keban Karakaya Atatürk. Hatta Birecik'te var. Hangi akarsu üzerinde? Fırat. Kim Türkiye'nin en büyüğü? Keban mı Atatürk mü? Peki Derin Er Yusufeli'nin kendisi yüksek barajlar hatırlıyor muyuz? Hangi akarsu üzerinde? Çoru. Nehri üzerindeki varlığını unutmayın. Bunlar da bizim için önemli ve değerli olabilir diyorum ben. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Coğrafi konum diye başladık. Bir tane sorunun geldiği yer. Sonra iklim konusuna yeşil temelleri attık. Ondan sonra da yer şekillerini dağ, ova, plato, akarsu, göl mantığıyla değerlendirdik. Ve önemli topraklarla ilgili aşındırmayla ilgili şekilleri aralara sıkıştırmaya çalıştım. Bilginiz olsun. Ayrıca başlık açmadım. Bir kez daha söylüyorum. Bir görsel daha göstermek istiyorum burayla ilgili. Uzun yıllardır sorun gelmediği yer ama görsel üzerinden yorumlamaya çalışalım. Bakalım size bu görüntü neyi anlatacak. Bir deniz var, bir de dağlar var. Denizin olduğu yerde dağlar kıyının gerisine yüksek bir şekilde uzanıyor ise... O zaman dalgalar gelip buraya aşındırsa ne olur? Falez. Dalga aşındırma şekli falez varsa, falezin olduğu yerde iç kesimlerle ulaşım kolay mı zor mu? Zor. Liman Ninterland'ı geniş mi dar mı? Dar. Gelişme fazla mı olur az mı? Az. Var mı Mersin'den Antalya sahilden giden? Varsa şurayı görmüştür. Zaten gitseydiniz mutlaka hatırlardınız ve derdiniz ki bir daha gitmek istiyor musunuz diye sorsam hayır hocam dersiniz gerçekten. 450 kilometrelik yol, biz 8 saatte falan gidiyorsunuz. Yolun kendisinden buradan görebilirsiniz. Falezler var. Bu falezleri Türkiye haritası üzerinde nerede var yok tarzında klasik olarak sorabilirler. Doğu Karadeniz'de falez var. Batı'da var. Yıldız'da var. Çanakkale'de var. İzmir'de mi olur, Muğla'da mı? Muğla'da var. Çukurova mı, Teketaşeli mi? Teketaşeli'de arayın. Olur mu Çukurova'da falez? Dağlar geride aşındırma olmaz. Dalga biriktirme yapar orada. Olur mu Samsun'da falez? Olmaz, orada biriktirme şekilleri var. Falez nerede var yok diye sorulabilir. Samsun, Adana'da falez aramayın. İzmir'de aramayın. Anlaştık mı? Dalga aşındırmadan faleze, dalga biriktirmeden tombolo. Saplıada. Duydunuz mu? Adanın kara parçasına bağlanma şekli. Tombolo'ya dikkat. Ada karaya bağlanmış. Var mı? Türkiye'de başka örnek var. Ege'de çok var ama Karadeniz'de önemli bir tane var. Kim o? Şurası arkadaşlar. Ada karaya bağlanmış gördüğünüz gibi. Dalga biriktirme şekli. Sinop İncevur'un kendisini görüyoruz. Bu dalga burada biriktirme yaptığını söyleyebiliriz aynı zamanda. Anlaştık mı acaba? Problem var mı acaba? Her zaman söylüyorum. Yerel yönetim sahibi diyor ki burada... Benim çok önemli projem var Sinop'la ilgili diyor. Nedir başkanım diye soruyorlar. Burayı keseceğim, ada yapacağım diyor. Neden? Burayı turizme kazandırmamız lazım diyor. Ama başkanım bilmiyor ki zaten burayı dalga zar zor yüzyıllar boyunca biriktirmiş ve adayı yapmış zaten. Aslında daha ciddi böyle projelerden bir tanesini şöyle duymuştum. Kanal İstanbul'u biliyorsunuz zaten. Dediler ki o projeler ortaya çıkınca benim daha ciddi projem var dediler. Nedir başkanım diye sordular. Madem kanal yapmak istiyorsunuz. Samsun'dan Adana'ya yardıralım. Proje ise proje dediler. Gerçekten mantıklı projelerden bir tanesiydi. Benim de şimdi projem var. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Sarı çizgilerin olduğu yerden kesiyoruz. Kendimize yeni bir yer bulduk arkadaşlar. Kes! Yapıştır! Eski komşuları söylüyorum. İran, Irak. Yeni komşuları söylüyorum. İspanya, Fransa. Nasıl olur? Evet, güzel olabilir. Gerçekten nasıl, projeyi beğendiniz mi? Çılgın proje ise çılgınlık bizim işimiz. Evet, yer şekilleri hikayesini bu şekilde netale getirdik. Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Aşındırma biriktirme şekillerini aralara sıkıştırdığım için ayrıyeten başlık açmıyorum, bilginiz olsun. Ve artık burayı biz nereye bağlayalım?
ekonomik coğrafya hikayesine bağlayalım. Bu saatten itibaren bahsedeceğim cümleler elinizde benim kitabım olsa dahi onlarla çelişiyor ise benim bilgilerimi baz alacaksınız şu andakileri. Anlaştık mı acaba? Başlıyoruz bakalım neler varmış. Türkiye'de nüfus ilk kez 1927 yılında sayıldı. Son nüfus sayımı için geçen yılın sonunda 31 Aralık'ta saydık. Ve nüfusumuz kaç? 84 milyon insan var. Sayılara takılmayın ama önemli olabilir belki. 84 milyon insan var Türkiye'de daha fazla. Erkek mi var kadın mı diye sorsam. Erkekler kadınlardan fazla olarak karşımıza çıkıyor. Sayılara takılmayın ama bunlar nüfusun fiziki özellikleri içerisinde sorulabilecek kısımlardan bir tanesi. Türkiye'de erkek nüfus kadınlardan fazla. Detaylarına bakacağız ama Türkiye'de insanlar daha fazla sıcak. Kırda mı yaşıyor kentte mi? Kentlerde yaşayanlar kırsaldan daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Verilere şöyle biraz daha detaylı bakalım. Nüfus en fazla olan il. İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. 15 milyon insan var. Bunu kim takip ediyor? Ankara, sonra İzmir, sonra Bursa, sonra Antalya. Şu veri değişti, güncellendi. Lütfen güncelleyin. Türkiye'nin nüfusu en az olan yer Bayburt'tan nereye geldi? Tunceli. Nüfus en az nerede? Tunceli. Hatırlıyorsunuz değil mi? Aritmetik yoğunluğun da en az olduğu şehir. Arazi geniş, insan sayısı az. Nüfusun da en az olduğu şehir neresi olmuş? Tunceli. Anlaştık mı? Problem var mı? İlerlemeye devam ediyoruz. Hocam ben grafik konusunda problem yaşıyorum diyenler dikkat. 1927 yılında ilk nüfus sayımını yapmışız. 13 milyon insan varmış Türkiye'de. Sonra nüfus sayımı yapılıyor. 16, 17, 20, 30, 40, 50, 60, 70 derken gördük mü? Nüfus sürekli artıyor. Gördük mü? Herhangi bir dönemde azalmış mı? Hayır. Türkiye'nin nüfusu sürekli artıyor, artmaya devam ediyor diyeceksiniz. Herhangi bir tabloda, grafikte Türkiye'nin nüfusun azaldığına dair bilgi varsa yanlış. Değişen nüfusun artış hızıdır. Yani 27 ile 35 yıl arasında 13'ten 16'ya çıkmış. 3 milyon artmış. Sonra 40 ve 45'te 17'den 18'e çıkmış. 1 milyon artmış. Elbette 3 milyonlu karşıya göre 1 milyonlu karşı daha az olduğu için bakın buraya nüfus artış hızı düşmüş. Bunları soruyorlar. Son sınavda da sordular biliyorsunuz. Ne oldu ki 45 yılında nüfus artış hızı azalmış diye sorarlarsa diyeceksiniz ki İkinci Dünya Savaşı. Savaşa aktif olarak katılmadık ama her an katılacakmış gibi erkekler askere alındı doğru mu? Kıtlık olayları yaşandı doğru mu? Nüfus artışının azalmasının sebebi bu. 85'ten sonrasını sordular değil mi en son iki sınavda? Klasik sorular bunlar yani normal. Ve sonuç tarih 45. Nüfusumuz kaç? 18 milyon. Siz Türkiye'yi yönetiyor olsaydınız 45 yılında halkınıza ne derdiniz? Nüfusumuzu azaltalım mı arkadaşlar artıralım mı? 6 çocuk yapanlara tarla vereceğiz dediler. 6 çocuk içerisinde erkek sayısı fazlaysa üstüne altın madalya vereceğiz deyince bunu diyen Türk milleti vatandaşlık görevini yerine getirdi. 45-60 arasında ne olmuş ki nüfus artış hızı artmış diye sorarlarsa teşvik olayları diyeceksiniz. Anlaştık mı? Nüfus artış hızını artırma politikası. Ama 60-65. Şurada bir düşüş var. Sebebi ne? Almanya. Almanya diyor ki bize işçi gönderin. Savaştan yenik olarak çıktık. Siz bizim müttefikisiniz. Ve sonuç olarak da bize işçi gönderin mantığıyla birlikte benim de amcam başta olmak üzere sizin de akrabalarınız muhtemelen o tarihlerde gittiler 60-65 döneminde. Doğru mu? Nüfus artışının azalması sebebi bu. Bu arada 65'li yıllara baktığımız zaman nüfusumuz 30 milyona yükseldi. Yani 13'ten 30'a yükselmesi bayağı bir katlanmış olduğu anlamına geliyor. Bu tarihten sonra bizimkiler dediler ki isteyen istediği kadar istediği yerde çocuk yapabilir. Yani nüfus artış hızını artırma politikasını bırakıyoruz. Biraz özgür bırakma, eğitim seviyesini yükseltme çalışmaları başladı. 85 yılından sonra o birazcık daha kendini gösterdi. İnsanlar kırsala gidip tarlalar yapmışlardı. Ama kırsala eğitim, sağlık yeteri kadar gitmediği için o dönemlerde insanlar kırsaldan kente gelmeye başladılar 85 yılında. Ve kent yaşam, kır yaşamından daha fazla oldu ülkede 85'ten sonra. Ne oldu biliyor musunuz? Kentlerde yaşamaya başlayınca insanlar kırsalda olmayınca 12-13 yaşında çocuklarını evlendirmediler. Okula gitmeye başladı çocuklar. Eğitim seviyesi yükseldi. Çıkan sorunun cevabı bu arada. Eğitim seviyesi yükselince insanlar 12-13 çocuk yapmak yerine 3-4 çocuk yapmaya başladılar. Kadınlar iş hayatına girdi. Kadınların evlenme yaşı yükseldi. Nüfus artış hızının düşmesini bu önemli cümlelere bağlıyoruz. Zaten son sınavda gelen sorunun tanesiydi. Ama yeni verilere bakalım biz. Yeni veriler ne diyor? 2007'den
2021'e kadar. 2021 diyorum çünkü zaten 2022 verisi yok. 2022 bu yılın sonunda ortaya çıkacak. Onu da yılın sonunda değerlendireceğiz. Son veriler diyor ki Türkiye'nin nüfusu yine artmaya devam etti. Problem yok. Ama nüfus artış hızı değişti. Şuraya bakar mısınız? Geçen yıldan bahsediyorum, 2020'den. 2020'de ne oldu ki nüfus artış hızı binde 5,5, yani şöyle binde 10 olmuş 2. Dünya Savaşı'nda, binde 5 olmuş geçen yıl. Demek ki Cumhuriyet tarihinin en az nüfus artış hızı gerçekleşmiş. Bu bir sınav sorusu olacak. Bu sene mi olur, İlerleyen yıllarda mı olur bilmem ama soracaklar. Tarihsel süreç yaşadık. Ne oldu ki 2020 yılında nüfus artış hızı düştü? Ne diyeceksiniz? Pandemi diyeceksiniz. Pandemi koşullarından dolayı nüfus artışı düştü. Peki şu anda nüfus artışı ne oluyor diye sorarlarsa, nüfus artışı azalıyor mu artıyor mu? Artıyor diyeceksiniz. Bakın KPSS dışında farklı sınavlara katılıyorsunuz. Mülakatlar vesaire oluyor, bilgi yarışmaları. Ne derseniz deyin. Son veriye göre sorarlarsa şu anda Türkiye nüfus artışı azalıyor mu artıyor mu derlerse ne diyeceksiniz? Artıyor diyeceksiniz. Anlaştık mı? Önemli grafikle ilgili gelen soru bizim için sınavın önemli sorularından bir tanesiydi. Benzeri yine gelebilir. Buna dikkat edin. Ben buradan birazcık da ilerlemek istiyorum. Size bu nüfusun fiziki özelliklerini anlatmak istiyorum. İlk önce yaş gruplarına bakalım mı? Duyduk mu? Genç, olgun, yaşlı. Genç 0-14, 18 milyon. Olgun 15-64, 57 milyon. Yaşlı 65 üzeri, 8 milyon. Bakarak söyleyin, sayılara bakın. Türkiye'den fazla genç mi, olgun mu, yaşlı mı var? Olgun. Sonra genç, en az yaşlı. Bir kanıt daha. Olgun, genç, yaşlı. Olgun, genç, yaşlı. Sizce bu veri ülkenin gelişip gelişmediğini anlatır mı? Yaşlı en fazla olsaydı ne olurdu? Gelişmiş, hayat standardı yüksek insanlar sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Genç en fazla olsa ne olurdu? Gelişmemiş insanlar çabuk oluyor. Yaşlı az demektir. Hayat standardı düşük demektir. Olgun en fazlaysa ne oluyor? Gelişmekte, Türkiye gibi gelişmekte, yıllardır gelişmekteyiz. Bir gelişirsek öyle bir gelişeceğiz ki bizi kimse tutamayacak. O günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Ortancı yaş diye bir şey duydunuz mu? Yeni doğanlarla en yaşlımızın ortası ortancı yaş. Grafiklere bakar mısınız? Ortancı yaşın yükseliyor olması ülke adına, gelişme adına iyi mi kötü mü? İyi. Yani hayat standardı yükseliyor mantığı var. Değil mi? Eskiden mesela savaşlar oluyormuş. İnsanlar, erkekler özellikle 25-30, erkek kadını yok gerçi, herkes savaş görüyor. 25-30'larda ölüyorlar ama şu anda baktığım zaman dünya nüfusu 7.8 milyar diye açıklandı son verilerde. Dünya nüfusunda. Yine erkekler kadınlardan fazla, dünyanın genelinde o bilgiyi de vereyim size. Ve baktığım zaman ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da falan bayağı yükseklerde değil mi? O zaman gelişme göstergesi olarak değerlendiriliyor. İşimize yarar mı bilmiyorum ama ortancı yaşı en yüksek olan il Sinop. Var mı giden Sinop'a, Karadeniz'in Bodrum'una? Sinop güzel şehirlerden bir tanesi. Yani kırmızı ışık bile yoktu. Bir tane taktılar böyle hastanenin önüne. Sonra baktılar çok kaza oluyor falan. Kaldırma düşünceleri var yani, o derece. Öyle sakin şehirlerden bir tanesi yani. Karadeniz'in Bodrum'u. Sinop, ortancı yaşı yüksek olması normal. Yani siz de gidip emekli olduktan sonra yaşamak istediğiniz yer olabilir yani orası. Ortancı yaşı en düşük olan il Urfa. Normal Urfa. Urfa'ya sevgiler, saygılar. Seminer yaptım geçen hafta, en son finali orada yapmıştık. Şöyle bir soru sordum. Dedim ki en fazla kaç kardeşli olan var diye sordum. Sizce kaç dediler? 30. Artırın. 45. O kadar da değil. 42. Kardeşten bahsettiler. Yok çok. Tek anne değil. 4 anne dediler ama 42 kardeş. Yine anne başına bir 10. Matematik benim kötü. 10 küsür bir şey düşüyor yani. Değil mi? Sayısa sayamaz hocam. Sayısa sayamaz. Aynen öyle. Böyle var. Ama tabii ki orada benim mesela anne baba da tarım toplumundan geldiğimiz için ne kadar çocuk varsa o kadar fazla. Tarla işçisi mantığı var. Çukurova da öyle. Benim anne kardeşi 9, baba tarafı 10-11 civarında mesela. Niye 10-11 diyorum? Çünkü bir tane amcamı hiç görmedim mesela. Bayramlarda arıyor. Ben senin amcanım mı diyor. Ben de diyorum ki ben bilmem. Görmedin, inanma. Bu çocuk ne diyor diye telefonu böyle hikayelerimiz var. Piramide bakar mısınız? Türkiye'de insanlar daha fazla genç mi, olgun mu, yaşlı mı? Olgun. Görebiliyor muyum buradan? Evet, 15-64. Sonra genç, en az kim var? Yaşlı.
Erkek ve kadınları görebiliyor muyum ben burada? Evet, bakın şu açık tonlar mavi erkek, daha koyu tonlar kadınları gösteriyor, erkek ve kadın. Peki ben bunları toplarsam erkek ve kadınları toplam nüfusu yorumlayabilir miyim burada? Evet, peki sizce erkek mi daha fazla kadın mı? 65 yaş üstünde erkek mi var kadın mı? Kadınlar daha uzun süre yaşıyor. Allah daha uzun ömür versin. Daha doğrusu uzun ömür yerine daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam temenni etmek daha iyi olur değil mi? Çok uzun yaşamak mı istersiniz yoksa sağlıklı yaşamak mı? Sağlıklı. Yeteri kadar sağlıklı değil mi? Güzel bir yaşam. Allah herkese nasip etsin. Az stresli, daha böyle mutlu olabileceğimiz. Çünkü aradığımız şey mutluluk bence değil mi? Yani emekli maaşı yüksek. Aynen. Mehmet şimdiden yengenin memleketine gitmenin planlarını yapıyor. Türkiye'de teksindir. Dünyada tek olan bir göl var, Otlukbeli, Erzincan'da. Türkiye'de ve dünyada tek bir örnek var evlilik konusunda. Mehmet'in evliliği, kameraman Mehmet bahsetmiştim eski bir. Yeni gelen arkadaşlar varsa. Yani Mehmet Ankara Sincanlı, yengemiz de Amerika'dan geldi. Yani düşünün Mehmet için New York'u bırakıp da Ankara'ya, Sincan'a yerleşen yengemize gerçekten buradan tebrik ediyoruz. Alkışlayalım yenge. Emekli olunca. Bir de başkası da tam tersini de düşünüyordu. Hani evlenelim de Amerika'ya gidelim. Tam tersi, evlenelim de Sincan'ı alalım diye. Mehmet, bu göç olayını biraz yanlış anlamışsın kardeşim ama. Ama sen bizim gururumuzsun. Tebrik ederiz. Peki, yengeme de bu arada bizi izliyor. Ona da selamlarımızı gönderelim. Cinsiyet durumuna baktığın zaman erkekler kadınlardan fazla, 65 yaş üstünden kadınlar daha fazla dedik. Ve şu veriler bizim için çok önemli. Bakın, sınavda çıkma ihtimali yüksek cümlelere geldik yine. Duyduk mu acaba? Genç, olgun, yaşlı var. Genç 0-14, yaşlı 65 üzeri, olgun 15-64. Ben 15-64 yaş arasındayım, olgun nüfusum. Çalışıyorsam aktifim. 15-64 yaş arasındayım hocam. Şu anda eğitimle uğraşıyorum. O zaman aktif nüfus içerisinde değerlendirmeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben çalışıyorum. Nerede çalıştığım? Bu arada ben çalışıyorum. Anne babama, çocuklara bakıyorum. Yani genç ve yaşlara bakıyorsam onlar da bağımlı oluyor. Bağımlı nüfus. Benim nerede çalıştığım ülkenin gelişip gelişmediğini anlatır. Hizmet, sanayi, tarım. Bunların isimleri değişti ama. Tarımın yeni adı ham maddeyi ortaya çıkaranlar diye güncelledik. Birincil ekonomik faaliyet. Sonra sanayinin yeni adı ikincil ekonomik faaliyet, hizmette üçüncül ekonomik faaliyet oldu. YKS'de geldi. Benzeri tekrar sizin karşınıza çıkabilir. Aşağıda verilen meslek dallarının hangisi ikincil ekonomik faaliyette diye sordular. Neden sormasınlar ki size de hangisi 3'te ya da 1'de? Tek tek bakalım o yüzden. Ham maddeyi ortaya çıkaran tüm meslek dalları 1. Böyle bakın, ezber yapmayın. Ham maddeyi ne ortaya çıkarabilir? Madenci kömürün varlığını ortaya çıkarıyor 1'de. Ormancı kerestenin varlığını ortaya çıkarıyor 1'de. Hayvancılıkla uğraşan insan, tarımla uğraşan insanlar, bunlar birincil ekonomik faaliyetleri anlatmalı size. Anlaştık mı? Ezber yapmayın, daha rahat çözersiniz. Sınav sorusunun cevabına gelelim. YKS sorusunun cevabı. Ham maddeyi işleyenler 2. Metal sanayi, yani eski adıyla sanayi, otomotiv sanayi, makine sanayi, tekstil, sanayi işçisini bulmak gerekiyordu seçeneklerde. Bunlar da ikincil ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarıyor. Bir de kim var? Bizlerin genellikle içerisinde bulunduğu grup, hizmet sektöründeyiz. Zor mu genellikle bizler? Mesela turizmci 3'te, bankacılar 3'te, sağlık sektörü 3'tesiniz, öğretmenler 3'teyiz, ulaşım pazarlama 3 içerisine karşımıza çıkıyor. Hangi meslek dalları 3. ekonomik faaliyet tarzına gelebilir? Yakalamanız gereken doktor ya da öğretmen olabilir. Anlaştık mı acaba? Peki söyler misiniz bana, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi kim desem kime örnek verirsiniz? Elon Musk. Çok güzel. Başka? Bill Gates, Jeff Bezos ve Acun. Değil mi? Bu insanlar neyle uğraşıyor sorusunun cevabı. Bilgi işlem, reklam, yazılım, animasyon artık yeni bir ekonomik faaliyet oldu. Dördüncü ekonomik faaliyet hikayesi ise böyle ortaya çıkıyor. Peki hepsini yönetenler var desem, üst düzey yöneticiler, onlar bizim için beşinci ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarır mı? Evet, bunlar biraz detay. Bizim için odaklanmamız gereken 3-2-1. Hocam gelişmiş ülkedeki sıralama ne? 3-2-1. Hocam gelişmemiş ülkede tarım birincil ekonomik faaliyeti ön planda. Ama bakın, grafik sorusu çözerken problem yaşıyorum diyenlere sesleniyorum. Dikkatli deyin. Şimdi şöyle bir veri versem ben size. Bu nedir? İlk önce bunu anlamamız lazım. Bu
bir ülkede çalışma çağındaki insanlardan 15-64 yaş arasından çalışanların nerede çalıştığını gösteren bir grafik. Doğru mu? Şimdi bana söyler misiniz? Sadece şu grafiğe bakarak bu ülkenin toplam nüfusu hakkında yorum yapabilir misiniz? Bu ülkedeki gençler hakkında yorum yapabilir misiniz? Yaşlar hakkında yorum yapabilir misiniz? Hatta 15-64'ün geneli hakkında da yorum yapmanız zor. Onlar içerisinde çalışanlar var sadece burada. Yani bu grafiğe baktığınız zaman ya da bir grafiğe baktığınız zaman ne verildiğini anlayın ki yorumu ona göre yapın. Ve grafik sorusunda problem yaşamayın. Anlaştık mı? Ben mesela buna bakarak şunu söyleyebilirim. Üçüncül ekonomik faaliyette çalışanlar 2'den fazla derim. 1 en az derim. Ama şu yorumla yapamam. Ben bu ülkede birincil ekonomik faaliyette çalışan 1 milyon insan var diyemem. Orandan miktar çıkmaz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Peki bu ülkede birincil ekonomik faaliyette çalışan, burada bir de çalışandan az, fazla yorumunu yapabilir miyim? Yapamam. Bu ülkenin toplam nüfusunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Neyin %1'i? Neyin %65'i? Bir de o da yetmiyor. Çalışma çağındaki insanları vermesi lazım. Doğru mu? Ne verildiğine dikkat ederseniz grafik sorusunun için sorun olmaz arkadaşlar. Sadece ne verildiğine odaklanın. Ondan sonra soruyu paragraf sorusu çözermiş gibi çözün. Paragraf sorusu. Paragraftan daha kolay olur. Yani son paragraflar biraz sıkıntılı. Eğitim durumuna baktığınız zaman sizce ülkeden fazla ilkokul mezunu var, lisans mezunu mu? Hocam lisans, ön lisans, orta öğretim etrafında hep bu insanlar var. En fazla bunlar var demeyin. İlkokul mezunu var. Ülkemizin hala en büyük problemi maalesef eğitim problemi. Aşacağız inşallah. Türkiye'de insanlar daha fazla kırda mı yaşıyor, kentte mi? Kent yaşam, kır yaşamdan fazla. Burada biraz detaya inmek istiyorum. Kent yaşam için Marmara'dayım. Kır yaşam için Karadeniz'deyim. Bana söyler misiniz? Bir bağlantı kuralım. Karadeniz'in kırsalındayım. Ev yapacağım. Yapacağım yerleşme. Benim için toplum olacak yoksa dağınık yerleşme mi? Dağınık. Karadeniz burası. Gelin de toplu yaşayın. Hadi bakalım. Burada evler. Burada da evler. Şurada da evler. Şurada da evler. Her yerde evler. Çünkü yer şekilleri sizin toplu yaşamanıza izin vermiyor. Dağınık yaşam. Nerede? Karadeniz'de. Yer şekilleri artı su kaynaklarının bol olmasının katkılarıyla. Her yerde su var. Doğru mu? Peki gelin İç Anadolu bölgesine, Güneydoğu Anadolu bölgesine. Su kaynaklarının az olduğu yere, arazi düz, istediğiniz yere yerleşebilirsiniz. Ama yerleşebiliyor musunuz? Hayır. Bir yere yerleşiyorsunuz. Orası da suyun olduğu yer. O zaman İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da dağınık mı toplumu? Bu kırsaldan bahsediyorum ama. Kırsalda toplu yerleşme oluyor. Karadeniz'de dağınık yaşam. Doğru mu? Ben nerede yaşıyorum? Bolca ormanın olduğu yerdeyim. Ev yapacağım. Param yok. Doğadan hangi malzemeyi bulursam ona göre ev yapıyorum. O zaman ben Karadeniz'in kırsalında hangi evleri yaparım? Ahşap evler. Ahşap evlerin varlığı o zaman neye bağlı? İklime. Bol yağış varsa ahşap evler var. Problem var mı cümlede? Ben öyle bir yerdeyim ki yaşaz, bitki örüsü fakir. Toprağı samanla karıştırıyorum, ev yapıyorum. Yaptığım ev toprak, kerpiç. Nerede arayalım? Karadeniz'de mi, İç Anadolu'da mı? İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara'da Ergene olursa, Doğu Anadolu toprak evler var. Problem var mı? Peki taş ev yapsam? Karstik arazinin olduğu yerde olurum. Nerede olurum? Karadeniz'de mi, Akdeniz'de mi? Akdeniz. Taş evler nerede? Akdeniz. Bu arada volkanizma var mı Nevşehir çevresinde? Var. Orada ben o zaman volkanik taşlardan, andezit, bazalt dedim, volkanik taşlardan ev yapabilir miyim? Yaparım. Taş evlerin hikayesi de buna bağlı olur. Anlaştık mı? Allah ne verdiyse tüm malzemeyi karıştırıyorum, ev yapıyorum. Hımış evler. Duydunuz mu? Safranbolu evleri nerede? Karabük. Hımış evlerin en popüler örneğidir. Safranbolu evleri. Karabük turizm konusuna hazırlık olsun. Bu da bizim için önemli olabilir. Anlaşılıyor mu acaba? Problem var mı acaba? Peki ben yaşam alanı değil burası. İlk önce onu söyleyeyim. Tahıl saklıyorum. Ama nem ve rutubetten korumam lazım. Zararlardan korumam lazım. Ne yaparım? Serender. Nereye bakalım? Konya mı, Trabzon mu? Trabzon Rize hattında Serender'in kendisini bol bol görebilirsiniz. Serender'de böyle bir kırsal alanı anlatıyor bana. Kırsal benim için çok önemli. Ben kırsalla ilgili yorum yapmaya devam edeceğim. Çünkü burası net sorunun gelme ihtimali olan yer. O yüzden birazcık daha yorumlara dikkat. Zaten son sınavda yine kır yerleşmelerle ilgili yaylayı sordular. Biz onu yer şekillerinden de yaptık. Ama buradaki bilgilerle yapmanız gereken kısımlar da olabilir. İyi misiniz bu arada? Yoruldunuz mu? Tamam, iyi. Böyle boş bakanlar var. Olabilir. Odaklanın lütfen.
Bu işler kolay değil. Çünkü uzun zaman çalıştınız. Tekrar tekrar bu dersi dinlemek, herkes için söylüyorum, hiç kolay değil. Ama biz bu işi aşacağız arkadaşlar. Beraber halledeceğiz inşallah. Tamam mı? Peki bana söyler misiniz? Ben diyorum ki nüfusun fazla olduğu yer 10 binden fazlaysa kent, 10 binden azsa kırsal. O zaman kent ve kır arasındaki en büyük fark nedir? Nüfus miktarı. Nüfus fazlaysa kent, azsa kırsal. Peki bana söyler misiniz? Kırsalda sizce sanayi ticaret mi olur, tarım hayvancılık mı? Kırsal yerleşmeler şehir merkezine yakın mıdır, uzak mı? Uzaktır. Yakın dediler. Son çıkan sınav sorulardan bir tanesiydi. Özelliklerle ilgili yanlış olan verilerden bir tanesiydi. Kırsaldayım, bir köyde yaşıyorum. Amcamın çocuklarına dedim ki ben bu köyde yaşamaktan sıkıldım. Karşıda bir arazimiz var. Hep beraber gidelim. 3-5 kişi de olsak oraya ev yapalım. Yaptık ve yerleştik. Ve neyi ortaya çıkardık? Mahalle. İlk önce gittik, dedi ki muhtara, biz yeniden köy olmak istiyoruz dedik. Muhtar dedi ki olamazsınız dedi. Neden? Sayınız yetmez dedi. Biz ne olacağız dedik. Bu köye bağlı mahalle olacaksınız dediler. Var mı köy olan? Köyler büyük köyler mi peki? Mahalleleri var mı? Bazen oluyor işte, onlardan bahsediyorum. Mahallenin kendisi neredeymiş? Aslında ülkenin genelde var en fazla görüldüğü yer neredeymiş? Batı Karadeniz. Köylerin mahalleleri oluyor. Batı Karadeniz'de biraz daha yoğun olduğunu söyleyeyim. Ben Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşıyorum. Hayvancılık faaliyetlerini yapıyorum ve gittim uzaklara. Ev yaptım ve birkaç haneli orada bu işe devam ettim. Kalıcı olarak bir şey yaptım. Ne yaptım? Mezra. Nerede? Doğu ve Güneyde Anadolu'da. Geçici mi, kalıcı mı? Kalıcı. İlerlemeye devam. Divan. Batı Karadeniz'e geldim ben. Köylerden ayrılıp mahalleler kurmuşlar benim gibi. Mahallelerin sayısı artmış. Bana dediler ki mahallelere, sizden bu saatten sonra ne köy olur ne de kasaba. Üçünüz dördünüz birleşin. Başınıza bir de muhtar verelim. Siz divan olun dediler. Neden öncülü soru gelmesin ki? Birkaç mahallenin birleşmesiyle ortaya çıkar. Kalıcıdır. En fazla Batı Karadeniz'dedir. Kim bu? Öncülü sorular da gelebilir, dikkat edin. Peki duyduk mu acaba? Düz mekanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı yer neyi ortaya çıkarıyor? Çiftlik nerede en fazla? Ergene düz. Olur mu İç Anadolu'da çiftlik? Olur düz. Olur mu Çukurova'da çiftlik? Hanımın çiftliği, neden olmasın? Sonuç, çiftlikler için en önemli yer neresi ama? Ergene. Bana söyler misiniz çiftlik için Ergene'deyiz, geçici mi kalıcı mı? Kalıcı deyin. Divanlar Batı Karadeniz'de geçici mi kalıcı mı? Kalıcı deyin. Mezra Doğu ve Güneyde Anadolu'da geçici mi kalıcı mı? Kalıcı deyin. Mahallenin kendisi Batı Karadeniz'de geçici mi kalıcı mı? Kalıcı deyin. Ben mahalleyi versem, mezrayı versem, divanı versem, çiftliği versem, bir de bunun yanına komu versem, hangisi geçici? Böyle sorulara da hazır olun. Doğu ve Güneyde Anadolu'da yaşıyorum ben. Çobanım ben. Hayvanları aldım, kırsala götürdüm. Her akşam köye geri getiremem. Mesafe var. O kadar koyun git gel yaparsa enerji kaybı ortaya çıkar. Ne yapacağım gece? Taşlarla çevireceğim. Burada yatıracağım. Etrafta çoban köpekleri, kuzularlı kurtlardan koruyacağız akşam. Mantık bu. Neyi ortaya çıkardım? Kom. Nerede? Doğu ve Güneyde Anadolu'da. Geçici mi kalıcı mı? Geçici. Geçici. Mezradan farkı ne? Geçici. Anlaştık mı? Ben yine çobanım, İç Anadolu bölgesindeyim. Yine koyunlarım var. Akşam oldu. Hayvanları yatırmam gerekiyor. Biraz param var. Kapalı bir mekan yaptım. Neyi ortaya çıkardım? Ağıl. Nerede? İç Anadolu. Geçici mi kalıcı mı? Geçici. Tüm koyunlar aynı yerde yatıyor. Çobanla birlikte. Koyun koyuna. Yatma hikayesi buradan geliyor. Bu deyimlerin nereden geldiğini bilin lütfen. Yaylalar. Nerede olur diye sormama gerek yok. Yükseklerde olur. Nerede olmaz diye sordular. Yükseltmez olduğu yer İzmir. Karadeniz'de yaylacılığın temel mantığında muhteşem doğa ve hayvancılık var. Akdeniz'deki yaylacılıkta Toroslar, Orta Toroslardaki yaylacılıkta diye sordular. Serinlemek var. Yanıyor şu anda bizim ora. Yaylalar inanılmaz bir şey. İnsanların kaçtığı yer. Kaçarsınız. Geldiniz mi Adana Mersin'e? Özellikle bugünlerde giderseniz inanılmaz sıcak. 36, bir de nemin de etkisiyle birlikte klima yetmiyor, düşünün. Ben bir gün hiç unutmam. Tabii klimalar o zaman çok aktif değil. Böyle akşam yatacağım ama yatamıyorum çocuğum da. Dedim ne yapayım ne yapayım. En son yere yattım. Yanağımı betona dayadım şöyle. Dedim oradan serinlik alır mıyım acaba diye. Böyle bir gece geçirdim. Hatırlıyorum ben. Yani efsane sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Obalar için neredeyiz? Toroslarda. Buyur kardeşim. İç Anadolu bölgesinde yaylaların amacı ne? İç Anadolu'da şöyle çok fazla yayla yok kardeşim. Sadece Konya'yı alabilirsin. İşte Konya'yı niye alıyorsun? Konya'nın da Toroslarla bağlantısı var çünkü. Oradan alıyorsun. İşte Kayseri'nin yanında Erciyes var.
Ama gidip de Kırşehir hattında etrafta bir dağ kütlesi olduğu için oraları alamıyoruz mesela. Öyle düşünebilirsin. Yani Konya evet İç Anadolu ama hemen sırtı Toroslara dayalı gibi düşünmeniz lazım orada. Hikaye bu ve ilerlemeye devam. Oba nerede? Toroslarda. Mersin'in yörükleri var. Çadırda yaşarlar. Keçi beslerler. Keçi. Keçi besliyorlarsa dağın zirvesine çıkarlar. Tüylerinden çadır yapıyorlar. Ondan sonra sütünden yayık ayran yapıyorlar. Maraş dondurmanın hikayesi de buradan başlıyor zaten. Oba için Torosları unutmayalım, önemli. Dam Gökçeada Bozcaada hattında, Ege hattında bizim için önemli hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Geçici ve dalyanların kendisi de Ege'de balık çiftlikleri olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yılların sınav sorusuydu. Dalyanlar balık çiftlikleri Ege'de diye soruldu. Yani daha doğrusu özellikleri soruldu. Sizce bu dalyanlar kıyıya yakın mıdır yoksa açık denizlerin olduğu yerde mi? Kıyıya yakın, yanlış olan açık denizlerin olduğu yerde, denizden uzak, kıyıdan uzak gibi böyle sorularla özellikleri ön plana çıkmıştı. Bir toparlayalım, siz de bana söyler misiniz acaba? Mahalle Batı Karadeniz'de geçici mi, kalıcı mı? Kalıcı. Mezra Doğu ve Güneyde Anadolu geçici mi, kalıcı mı? Kalıcı. Divan Batı Karadeniz'de geçici mi, kalıcı mı? Kalıcı. Çiftlikler Ergene'de geçici mi, kalıcı mı? Kalıcı. En fazla olduğu yerleri söylüyorum bu arada, dikkat edin. Benzer yerleri yorumlayabilirsiniz. Çiftlik Ergene'de nasıl düz, o zaman düz olan yerde olur gibi değerlendirebilirsiniz. KOM Doğu ve Güneyde Anadolu'da geçici, Ağlıç Anadolu'da geçici, yaylalar daha fazla Doğu Karadeniz'de geçici, obalar Toroslar'da geçici, Dam Gökçeada Bozcaada, Dalyan Ege hattında geçici. Harita üzerinde en fazla olduğu yerlerin yorumlarını bir kez daha yapalım. Doğu Karadeniz'de yayla, Batı Karadeniz'de mahalle artı divan, Ergene çiftlik, Ege sahilleri dalyan, Toroslar oba, İç Anadolu ağıl, Doğu ve Güneyde Anadolu'da KOM artı mezra var. Beraber söyleyelim. Doğu Karadeniz'de kim var? Yayla, Batı Karadeniz'de mahalle artı divan, Ergene çiftlik, Ege sahilleri dalyan, Toroslar oba, İç Anadolu ağıl, Doğu ve Güneyde Anadolu'da KOM artı mezra. Bir daha söyleyin. Doğu Karadeniz'de kim var? Yayla, Batı Karadeniz'de mahalle artı divan, Ergene çiftlik, Ege sahilleri dalyan, Toroslar oba, İç Anadolu ağıl, Doğu ve Güneyde Anadolu'da KOM artı mezranın kendileri var. Bana söyler misiniz? Mahalle, divan, mezra, çiftlik. Geçici mi, kalıcı mı? Mantığını lütfen unutmayın. Nüfusla ilgili önemli cümleleri beraber tekrar edelim mi? Nüfus en fazla olan il? İstanbul. Nüfus en az olan şehir? Tunceli. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız, Çanakkale, Menteşe, Teketaşeli, Yakkari çevresi. O zaman buralarda nüfus fazla mı, az mı? Az. Olmanın sebebi iklim mi, yer şekilleri mi? Yer şekilleri. Urfa Mardin arası 1, Tuzgölü şehrisi 2, Ergene 3. Buralarda nüfusun az olma sebebi yer şekilleri mi, yağış azlığı mı? Yağış azlığı. Türkiye'de insanlar daha fazla genç mi, olgun mu, yaşlı mı? Olgun. Sonra kim var? Genç. En az kim var? Yaşlı. Olgun nüfus çalışır nerede? Hizmet, sanayi, tarım yeni adıyla 3, 2, 1 söyleyin. Ham maddeyi ortaya çıkaran tüm meslek dalları 1, işleyenler 2, hizmet veren 3, bilgi işlem 4, üst yöneticiler 5, Türkiye'de insanların daha doğrusu bu çalışma alanındaki sıralama neydi? 3, 2, 1, Türkiye'de insanlar daha fazla kırda mı yaşıyor, kentte mi? Kentte. Erkek mi daha fazla, kadın mı? Erkek. 65 yaş üstünde erkek mi var, kadın mı? Kadın. Türkiye'de kent yerleşme için Marmara, kır yerleşme için Karadeniz. Karadeniz'in kırsalında insanlar toplumu dağınık mı? Dağınık. İç Anadolu, Güneyde Anadolu'da? Toplu yaşam var. Peki ahşap evler için nereye bakalım? İç Anadolu mu, Karadeniz mi? Karadeniz. Peki kerpiç evler için Karadeniz'de mi, İç Anadolu'da mı? İç Anadolu. Taş evler en fazla nerede? Akdeniz. Akdeniz'de. Hımış evler için Konya mı yoksa Karabük mü? Karabük. Hımış evler Safranbolu evleriyle Karabük'te karşımıza çıkar. Serenler için Konya mı, Trabzon mu? Trabzon. Trabzon'u anımsayın, unutmayın. Doğu Karadeniz'de bu arada yayla, Batı Karadeniz'de mahalle artı divan, Ergene çiftlik, Ege sahilleri dalyan, Toroslar oba, İç Anadolu ağıl, Doğu ve Güneyde Anadolu'da KOM artı mezranın kendileri var. Türkiye'nin dağları kuzey güney yönlü mü uzanır, doğu batı yönlü mü? Ülkenin geneli denizel mi, karasal mı? Karasallık varsa ülkenin genelinde kim olur? Buğday. Türkiye'de üretimi tüketimi en fazla yapılan tarım ürünü buğday. Neden? Buğday eşittir un eşittir ekmek. Buğday eşittir un eşittir makarna. Makarna ile ekmek, hatta ekmek arası makarna yiyen bir millet olarak buğdayı çok tüketmemiz normal. Çok da üretmemiz normal. Buğday Türkiye'den fazla nerede? İl olarak Konya'da. Problem var mı? Ekim alanı geniş mi, dar mı? Geniş.
Bunları da yorumlayalım. Çünkü son sınavda klasik basit bir soruydu aslında ama benzer sorular çıktı. Peki ben buğdayı yetiştiriyorum İç Anadolu bölgesinde. Bir sene fazla ürün veriyor, ikinci sene az ürün veriyor. Peki benim yaptığım tarım yöntemi acaba modern mi, ilkel mi? Bir sene fazla, ikinci sene az ürün veriyorsa o zaman sulama takviyesi yapamıyorum. Makinleşme var ama yeteri kadar modern değil. O zaman modern mi, ilkel mi? İlkel. İlkel tarım, ekstansif. Hatırlıyor muyuz? Birim alandan az verim, üretimde dalgalanma. Modern tarım, intansif. Birim alandan fazla verim. Sizce modern tarımı daha çok Türkiye içeride mi yapıyor, deltalarda mı? Deltalarda. Çukurova değil mi? Orada su var, verim toprak var. Modern tarımın orada olması normal. Bu arada Mısır kendisi bu. Mısır'ın doğal ortamı neresi? Karadeniz. Peki Karadeniz'de ne ister Mısır? Su ister. Peki ben Mısır'ı Karadeniz bölgesinde mi en fazla yetiştiriyorum yoksa Konya'da mı? Konya'da. Peki Konya'da Mısır'ın varlığını sağlayan makine mi, sulama mı? Sulama. Sulama ürün çeşidini artırır mı? Evet. Artırır mantığı da önemli. Mısır'ın Konya'daki varlığını sağlayan sulama. Ama tabii ki yesin yesin sınav sorusunun cevabı. Sulama ile birlikte ürün çeşidinin en net arttığı yer, en büyük sulama projesinin olduğu neresi? Güneyde Anadolu bölgesi içerisidir. Bu da birazdan pamukla ortaya çıkacak. Pirinç bu. Bakarak söyleyeyim. Bataklık alan içerisine yetişiyor mu? Evet. Sulak alan içerisine yetişiyor mu? Evet. Sivrisinek problemi var mı? Evet. Fıtma hastalığı problemi var mı? Evet. O zaman devlet kontrolüne mi? Evet. Neden? Sıtma hastalığı problemi yüzünden. Ekim alanı geniş mi, dar mı? Dar. Dar. Olmasını sağlayan iklim mi, devlet mi? Evet. Pirinç Türkiye'den fazla nerede? Meriç. Meriç, pirinç, pirinç, Meriç. Hangi ilde? Edirne. Edirne'de. Edirne'ye sevgiler bu arada. Bizim için önemli alanlardan bir tanesidir. Var mı problemimiz? Pirincin ekim alanı neyle paralellik gösteriyor bakar mısınız? Su. Yani akarsu olmadan olmuyor bildiğiniz gibi. Pamuk. Pamuk derler bizim orada. Pamuğun kendisi bu. En fazla nerede? Urfa. Pamuğun Güneyde Anadolu'daki varlığını sağlayan makine mi, sulama mı? GAP'la birlikte sulanıyor demiştik, hatırlayın. Pamuk'ta en fazla Urfa'da. Adana, Antalya, İzmir, Güney Marmara'da var. Hocam Konya'da sulanıyor. Mavi tünelle. Olur mu pamuk? Gündüz sıcak. Akşam soğuk. Doğru mu? Pamuk net sıcaklık ister. O sıcağı görmeden açmaz. Günlük sıcaklık farkına takılıyor. O yüzden aramayın buralarda. Buraya geleceksiniz. Iğdır Malatya'yı nasıl bilirsiniz? İyi bilir. Iğdır'a, Kars'a, Ardahan'a selamlar bu arada. Oradan da çok dinleyen arkadaşlarımız var. Yeri gelmişken söyleyelim. Iğdır, Malatya, mikroklima doğru mu? Olur mu pamuk? Olur. Eker mi çiftçi? Cık, daha fazla gelir getiren ürün tercih ediyor. Kayısı. Değil mi? Var mısın kayısı? Var. Pamuk mu ekersiniz yoksa kayısı mı ekme? Kayısı. Evet, net cevaplar geldi. Hiç devam ediyoruz hemen. Stüdyoda bir Malatyalı var ve ilerlemeye devam ediyoruz. Tütün bu. Tütünün kendisi bu ve tütün Türkiye'den fazla nerede diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Adıyaman. Neredeymiş? Adıyaman. Adıyaman'la birlikte karşımıza çıkıyor tütün kendisi. Bir tütün tarlasına gidelim isterseniz. Oradan bir videomuz vardı, onu da görelim. Gerçi bu Adıyamanlı arkadaşlarımızın söylemine göre hocam dediler ki bu bizim için küçük tütünlerden bir tanesi dediler. Tütünler daha büyük oluyor. Çelikan tarafında dediler. Bu bayağı benim boyumda oluyormuş hatta. Böyle alttan kırarak bunları topluyorlar, kurutuyorlar vesaire. Böyle bir hikayesi var. Tütün nerede sorusunun cevabı Adıyaman'la birlikte karşımıza çıkıyor. Genel nefsini unutmayalım. Adıyaman'a da sevgiler diyelim. Tütün en fazla nerede? Adıyaman'da. Ekim alanın dar olması sebebi iklim mi, devlet mi? Devlet kontrolü var. Şeker pancarı bu. Bana söyleyin, çabuk bozuluyor mu? Evet. Evet, hemen işlenmesi gerekiyor mu? Evet, tarım alanı etrafında fabrika olacak mı? Yine evet. Peki şeker pancarı varsa, küsbesi varsa besiyar hayvancılığı olur mu? Olur. Hatırlatacağım birazdan. Küsbesinden hayvan yeme elde ediliyor. Şeker pancarı ülkenin genelinde var. Ekim alanı geniş mi, dar mı? Geniş. İçeride ise geniş olur. En fazla nerede? Konya. Konya. Konya şekerden anımsayabilirsiniz bence. İlerlemeye devam. Haşhaş bu. Gördük mü? Yol göstermesin. Göstermek gibi olmasın ama yetişme döneminde çizik atıyorsunuz. Ortaya çıkan sıvı anestezi alanında kullanılıyor. Eskiden, çok eskiden. Modern tıp yok o zaman. Hemşirelerimiz ön planda değil. Çocuk gecenin vakti susmuyor. Ağlıyor devam. Ne yapacağız? Çocuğun ağzına iki damla haşhaş. Ondan sonra çocuk üç gece yok. Sabah kalktık.
Hemen gitmemiz gerekiyor tarlaya. Çocuğu bırakacak kimsemiz yok. Ne yapacağız? Yarım damla. Dozajını ayarlıyorsunuz. Ondan sonra olayı hallediyorsunuz. Haşhaş en fazla nerede? Afyon. Afyon Burdur hatta arasında. Burada haşhaş üretimi var. Afyon Burdur buralarda. Karasol için devletin izin verdiği yerde üretiliyor. Ekim alanı geniş mi dar mı? Dar. Olmasının sebebi iklim mi devlet mi? Evet. Devlet. Zaten yetişme alanı Afyon Karasal. Yani bir bıraksak ülkenin genelinde olur ama devlet kontrolü var ki ekim alanı dar yorumunu yapın. Tarım ürünleriyle ilgili hangi tarım ürünün nerede olduğunu bileceksiniz ve bu ürünlerle ilgili yorum gücünüzü arttıracaksınız. O yüzden bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sorular benzer tarza geliyor. Çay. Ekim alanı geniş mi dar mı? Çünkü çayın ana vatanı Türkiye mi, Güneydoğu Asya mı? Çay ana vatanı neresi? Güneydoğu Asya. Türkiye'de varsa ki var, mikroklima iklim özelliğine bağlı. Doğru mu? Çay bizim için önemli. Çayın kendisi için yetişme alanları bu. Ana vatanında modern bir şekilde çay tarımı yapılıyor. Nereden anlıyoruz? Sabah kalkıyoruz, saçlar topuz, makyaj, tek tek elle topluyoruz. Mayıs çayı dediğimiz bir çay var. Böyle elle kırıp gönderdiğiniz zaman fabrikaya birinci kalite çayı elde edebiliyorsunuz. Birinci kalite çay var mı Türkiye'de? Var. Nerede? Cumhurbaşkanı Bayram Hoca diğer bakanlar arasında paylaşıyor. Diğerleri ihraç ediliyor. Piyasada 3 ve 4'ü sizler değerlendiriyorsunuz. Bilginiz olsun. Bizdeki olaya bakalım çay toplama işleminde. Bizde işler biraz daha ilkel. Çocuğu kreşe bırakamıyoruz. Kreş yok. Haşhaş da yok ki evde uyusun. O zaman işi öğrensin mantığıyla sepetin arkasında. Bizle birlikte geliyor. Çay toplayan var mı aranızda? Böyle makas var büyük. Şu ağacın üst tarafını alıyorsunuz zaten. Çat çut çat çut bir topluyorsunuz. Ne 2,5-3 yaprak. Dal, budak, börtü, böcük ne varsa çayın içerisinde. Ondan sonra çayı bir demliyorsun. İçerisinden böyle çöp çıkıyor. Anne bu ne? Misafir gelecek. Uzun boylu, kısa boylu, şişman. İlginç olan da onu böyle kapıya tutunca geliyor olması diyebiliriz yani. Çayında böyle bir hikayesi var. Çayı nereye koyuyor? Şunun içerisine doluyor Mehmetciğim. Ondan sonra onu çuvallara döküyorlar. Rica ederim Mehmetciğim. Bu verdiğim derin bilgiden dolayı sanırım çok mutlu olmuşsundur şu anda. Çay dedik. Çaydan geldik nereye? Keten kenevir. Keten kenevirin kendisi bu. Gövdesinden halat çuval yapılıyor bu arada. Ketenden kağıt para da yapılır bu arada. Kenevir uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı için devlet kontrolünde tabii ki. Nerede Türkiye diye sorarlarsa kenevir. Damda, saksıda, balkonda, minimum illegal olan her yerde kenevirin kendisi var. Devletimizin bir de legal harita bu. İllegal harita göstersem yemyeşil bir Anadolu. Sağlığa zararlı tabii ki. Ve kenevir Samsun'dan nereye geldi? Sakarya. Ketenin yeri ayrı ama keten nerede? Afyon'da. Çok güzel. Kenevirin kendisi için geldik nereye? Kırmızı mercimeğe. Bana söyleyin, Türkiye'nin yazın en sıcak yeri Akdeniz mi, Güneydoğu Anadolu mu? Türkiye'nin en kurak yeri Akdeniz mi, Güneydoğu Anadolu mu? Türkiye'de kuraklığa en dayanıklı tarım ürünü kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu sizce hangi ilde? Urfa. Neredeymiş? Urfa. Yeşil mercimek var, o da İç Anadolu'da nerede? Yozgat'ta birlikte karşımda çıkıyor. Önemli. Duyduk mu? Vertisol. Taş doğuran dönen toprak. Vertisol. Türkiye'den fazla neredeydi? Ergene'de. Hangi tarım ürünü oluyordu üstünde? Ayçiçeği. Sadece burada değil, iç bölgelerde de var Vertisol'un kendisi. Ayçiçeği de var biliyorsunuz. Bu arada toprakları bir kere daha tekrar edelim mi? Duyduk mu? Çernezyum toprak kırmızı mı, kara mı? Kara. Çernezyum toprak Konya'da mı, Erzurum Kars'ta mı? Erzurum. Terrosa'nın kendisi kırmızı mı, kara mı? Kırmızı. Terrosa'nın kendisi kırmızı toprak Karadeniz'de mi, Ege Akdeniz'de mi? Akdeniz. Ülkenin genelinde terrosa mı olur yoksa bozkır mı? Bozkır. Bozkır toprak Karadeniz'de mi, iç bölgelerde mi? İç bölgelerde. Türkiye'de orman toprak İç Anadolu'da mı, Karadeniz'de mi? Çok güzel. Peki bana söyler misiniz acaba akarsuyun biriktirir toprak lös mü, alivyal mi? Alivyal. Alivyal topraklar daha fazla nerede? Kıyıda. İçeride de olur ama unutmayın lütfen. Özellikle vadilerin arasında. Peki bana söyler misiniz rüzgar biriktiriyorsa alivyal mi, lös mü? Lös toprak kıyıda mı, içeride mi? İçeride diyeceksiniz. Rüzgar aşındırma biriktirme yapıyor. Peki söyler misiniz buzullar biriktiriyorsa lös mü yoksa moren mi? Moren. Toprakları bir kez daha tekrar etmiş olduk. Önemli alanlardan bir tanesi olabilir. Anlaştık mı? İlerlemeye devam. Ayçiçeği bu arada Türkiye'den fazla nerede? Tekirdağ. Neredeymiş? Tekirdağ. İlerlemeye devam. Zeytin bu. Zeytini çok sordular son yıllarda. Ama bana söyler misiniz? Güney Marmara'dan Antep'e kadar zeytinin varlığı özel mi, matematik mi? Matematik. Doğu Karadeniz'deki varlığı mikroklima özel. Olur mu sulamayla İç Anadolu'da? Kışılık da istiyor. Bakın ağaç. Ağaç zaten olsaydı Konyalı
Tarımla uğraşan insanlar bunu zaten değerlendirirdi. Demek ki ağaç burada olamıyor. Niye olamıyor? Niye burada oluyor? Kışılık da istiyor. O zaman sulamayla başka yerde olma şansı yok. Mısır'ı alın götürün. Bitki. Doğru mu? Susamı alın götürün. Bitki. Pamuk, bitki. Ağaç bu. Ağaç nerede varsa orada olur. Kıyıdaysa o zaman buğdaya göre ekim alanı geniş mi, dar mı? Dar. Kıyıdakinin dar, içeridekinin geniş olur. Problem olur mu çıkarsa? Zeytin bir sene fazla, iki sene az ürün veriyor. Nedenini biliyor musunuz? Toplama yöntemi biliyorsunuz. Reklamlardaki gibi toplanmıyor. Yani bir hanımefendi geliyor, kolunda sepeti böyle tek tek eliyle topluyor zeytin. Öyle toplanmıyor. Elinde değnekleri olan kara şalvarlı amcalar zeytin etrafını çevirir. Çat çut ağaca bir dalar. Tırmıkla çekenleri mi ararsın? Bunun bir de makinesi var, attan böyle sallıyor. Dallarına zarar verdi. Şimdi bir sene fazla, iki sene az ürün veriyor hikayesi var. İlerliyoruz. Soya fasulyesi Karadeniz'in bir tarım ürünü ama en fazla nerede? Adana. Adana'daki varlığı makine mi, sulama mı? Sulama. Neden çiftçi bu kadar zahmet ediyor da mısırı, soya fasulyesini, pamuğu getirip buralarda değerlendiriyor? Çünkü bunlar sanayi bitkisi. Daha fazla gelir getiriyor. Anlaşılıyor mu acaba? Aspirkoza. Aspirkoza bir yağ bitkisidir. Biyodizel yapımında kullanılır. Aspir için Ankara. Koza kanola çiçeği Tekirdağ'da. Neredeymiş? Tekirdağ'da. Aspir nerede? Ankara. Koza kanola çiçeği nerede? Tekirdağ'da. Tekrarı gelecek, merak etmeyin. Dünyaya satarız. İhracatına dünyada bir fındık en fazla nerede? Ordu. Giresun'a da selamlar vardı. Onların da böyle çok kaliteli fındıkları olduğunu söyleyeyim. Tat olarak birazcık daha, hatta Giresun fındığının tadını daha çok beğenebilirsiniz. Bu arada ihraç ediyoruz. Fındık olarak satıp Nutella olarak geri alıyoruz. Nutella da Nutella değil mi? Olsa da şöyle ekmeğin üstüne. Reklam aldık yine tabii ki Nutella ile ilgili. Olmazsa olmuyor. Hemen şimdi Nutella kutusunu getirelim. Ekmekler hazır mı Mehmetciğim? Dünyaya satarız. İncir en fazla nerede? Aydın'la birlikte karşımıza çıkar. Dikkat edin, çok güzel değil mi Aydın incirde? Var mı senin incir bahçeniz? Yok. Yok. Var mı akrabalarda falan? Orada yaşıyorsunuz peki. Ama kendinize de böyle incir bahçesi olan tanıdıklar edinin ki incir gerçekten çok yararlı meyvelerden bir tanesi olur. Var değil mi? Aman iyi bari. Turunçgiller için en önemli yer Ege Akdeniz. Çünkü Akdeniz iklimi katkıları oluyor. Doğu Karadeniz'deki varlığı matematik mi, özel mi? Özel. Olur mu Konya'da sulamayla? Kışılıklı ister. Anlaştık mı? Adana, Antalya hattı ama Adana son zamanlarda ön planda. Turunçgillerde bilginiz olsun, dünyaya satarız. Bol bol. Ekim alanı geniş mi, dar mı? Türkiye'de soğuğa dayanıklı iki meyve. Üzüm, elma. Üzüm, elma. Üzüm, elma. Hangisi daha fazla? Üzüm. Sınav sorusunun cevabıydı. Kolay sorulardan bir tanesi. Kaçırmamışsınızdır herhalde. Kaçırdınız mı? Yani kaçırdıysanız da sınav stresi, o an onu görememe gibi bir olay vardır. Yoksa düz mantıkla yapılabilir. Üzüm elmanın ekim alanı geniştir. Üzümün bir tık daha geniş olduğunda belirteyim. Neden? Tane tane olduğu için. Üzümün kendisi elma, soğuğa dayanıklı. Peki muz ekim alanı geniş mi, dar mı? Olması sebebi iklim mi, devlet mi? İklim, mikroklima. Alan Yanavur. Anavur'da en fazla. Anavur nereye bağlıydı? Mersin. Muz ekim alanı geniş mi, dar mı? Dar diye genelliğin. Benim için tekrar edin. Çayın başkenti? Fındık nerede? Ordu. Kenevir nerede? Sakarya. Harika. Kivi? Yalova. Genel kültür bilgisi olsun diye veriyorum. Ayçiçeği için neredeyiz? Tekirdağ. Pirinç nerede? Edirne. Çeltik biliyorsunuz, kabuklu hali. Üzüm nerede? Manisa. İncir nerede? Aydın. Zeytin nerede? Aydın. Bu arada zeytin de Manisa'dan Aydın'a geldi. Bu da verilerden bir tanesiydi. Bir tane daha böyle güncelleri söyleyeceğim birazdan. Haşhaş için neredeyiz? Afyon. Elma nerede? Isparta. Anason. Burdur. Rakının kokusunu veren biliyorsunuz ürün. Anason Burdur'la birlikte ön planda. Avokado. Antalya ile birlikte ön planda. Muz nerede? Mersin. Turunçgiller. Adana. Çok güzel. Peki pamuk? Urfa. Kırmızı mercimek? Urfa. Fıstık, Antep fıstığı? Urfa. Artık Urfa ile birlikte özdeşliğini söyleyelim hemen hemen. Ve tütün nerede tütün? Adıyaman. Kayısı nerede? Malatya'da. Çok güzel. Peki patates? O da Niğde'den Konya'ya geldi patates. Patates güzeli İlyas Güneş'e de selamlar buradan.
Mısır en fazla nerede? Konya. Buğday nerede? Şeker pancarı Konya ile birlikte karşısında çıkıyor. Benim için tekrar söyleyen önemli olabilir çünkü son kez artık burayı da bitirmiş olalım tamamen. Ondan sonra son bir final arasına doğru gireceğiz size birlikte. Türkiye'de çayın başkenti? Rize. Fındık nerede? Ordu. Kenevir nerede? Sakarya. Çok güzel. Ayçiçeği için? Edirne. Peki pirinç nerede? Edirne. Edirne'de. Üzüm nerede? Manisa. İncir nerede? Aydın. Zeytin nerede? Aydın. O da. Peki haşhaş nerede? Afyon. Afyon. Elma? Isparta. Avokado? Antalya. Antalya. Muz nerede? Mersin. Turunçgiller? Adana. Adana. Çok güzel. Pamuk? Urfa. Kırmızı mercimek? Urfa. Antep fıstığı? Urfa. O da Urfa'da. Tütün nerede? Adıyaman. Adıyaman. Kayısı nerede? Malatya. Buğday nerede? Konya. Mısır nerede? Konya. Patates nerede? Konya. Şeker pancarı nerede? Konya. Peki aspir? Ankara. İle birlikte ön planda. Bu da bizim için önemli olabilir. Var mı problemimiz? Anlaşılmayan bir durum var mı? Tebrik ederim. Gayet iyisiniz. Maşallahınız var. Artık önemli kısımlar bitti. Daha da önemli kısımlarla birlikte final yapacağız. Hayvancılık güncel veriler var. Madenler enerji güncel verilerimiz var. Ve ulaşım, ticaret, turizmle birlikte olayı bağlayacağız. Bilginiz olsun. Anlaştık mı? Hadi son bir aradan sonra o zaman finaldeyiz.